Herkese merhabalar, iyi günler. Benim adım Yasan Selçuk. İstanbul doğumluyum, Türkiye'liyim. Amerika'da basketbol oynuyorum ve aynı zamanda okulumu okuyorum, University of Montana'da. Ben birazcık bu korona sürecinden ve Amerika'da işler nasıl gitti, Türkiye'ye, şimdi Tahliye Uçağı ile birlikte Türkiye'ye döndüm. Bir sürü grup insanla birlikte bundan biraz bahsetmek, konuşmak istiyorum. Öncelikle ben daha bu durumlar ciddileşmeden Amerika'daydım ve Türkiye'ye dönme şansı bulamadım. Çünkü benim okuldan ayrılıp başka bir okula geçme durumum vardı. Bundan dolayı bekleyip bu durumumun belli olmasını, ondan sonra müsait bir zamana Türkiye'ye dönmeyi düşünüyordum. Ancak zamanla bu koronavirüs gitgide ciddileşti ve uçuşlar kapatıldı. İş yerleri ve bir sürü yerler kapatıldı. Bunun sebebiyle Türkiye'ye geri dönemedim. Aynı zamanda okulumun belli olmasını bekledim. Birkaç hafta sonra okulum belli oldu. Ondan sonra da okul belli olduktan sonra tabii ki ailemin yanına dönmek istedim ve hani ülkeme, evime dönmek istedim. Bundan sonra da nasıl bir süreç izlemem gerekiyor, ne yapmam gerekiyor bunu araştırmaya başladım. Ailemden duyduğum kadarıyla Türkiye hani Amerika'dan ve başka ülkelerden uçuşlar kaldırarak, tahliye uçuşları kaldırarak Türkiye'ye öğrencileri veya vatandaşları geri getirecek diye duydum. Bunun üzerine Los Angeles konsolosluğunu aradım ilk olarak. Konuştum ve bununla ilgili bir uçuş planladıklarını önümüzdeki ay içerisinde ve bununla ilgili bize bilgi verileceğini Twitter sayfalarını takip edip dikkat etmem gerektiğini söylediler. Bununla birlikte bir süre sonra Twitter'dan bir şey paylaştılar. Hani şu tarihlerde uçuş olacak, tahliye uçağı olacak bilmem ne diye. E-mail adresi vardı orada. Hemen e-mail attım, ismimi yazdırdım. Tabii bu tahliye uçuşuyla birlikte, tahliye uçuşuna katılmak istemenizle birlikte 14 gün boyunca Türkiye geldikten sonra karantinaya girecek olmanızı da kabul etmeniz gerekiyor. Hani insanları sağlık açısından karantinaya alıyorlar ve hani bu koronavirüsün önüne geçmek için iyi bir yöntem bence. Ondan sonra bu süreci başlatmış bulundum ismimi yazdırarak oraya. Sonra e-mailler yolladım. Ondan sonra bilgilerimi atarak hani birden fazla kez. Ondan sonra onlar da bana geri döndü. Gerekli bilgileri verdiler. Uçuşun ne zaman olacağını söylediler. Ondan sonra uçuşun ne zaman açıldığını, biletlerin ne zaman açıldığını, ne zaman satışa başlandığını söylediler bana. Ben de ailemle konuştum falan. Hemen aradım. Haber verdim onlara da. Biletimi almak istediğimi söyledim. Sonra biletimi aldım. Ben Missoula'daydım tabii ki, Montana'da. Oradan Los Angeles'a gitmem gerekti. Çünkü Amerika'nın sadece 3 şehrinden tahliye uçuşları gerçekleştiriyordu. Los Angeles, Washington DC ve New York üzerinden. Bana da en yakın Los Angeles olduğu için oraya gitmeyi tercih ettim. Sonra Los Angeles'a vardım. Orada yavaş yavaş insanlar da varmaya başladı. Bir sürü insan oldu orada, Türkler, vatandaşlar. Sonra uzun bir beklemenin ardından bizi uçağa aldılar. Sağlık ve pasaport kontrollerinden sonra. Uçağa girdik. Ondan sonra herkes, uçaktaki görevliler olsun, ondan sonra insanlar, seyahat eden yolcular olsun, herkesin maskeleri vardı. Ondan sonra herkes çok tedbirli gözüküyordu. Bundan sonra işte Türkiye'ye geldik, Ankara'ya geldik. Ankara'da geldikten sonra hani nereye gideceğimizi bilmiyorduk, belli değildi buraya gelene kadar. Bizi uçakta yaklaşık 1,5-2 saat beklettiler. Tüm valizleri dışarıya dizdiler sıra halinde, iki sıra halinde. Pasaportlarımızı topladılar, tekrar sağlık kontrolleri yapıldı, ateşimiz ölçüldü ve bundan sonra tek tek uçaktan isimlerle çağrılarak dışarı çıktık. Valizlerimizi alıp da tek tek otobüslere yerleştirildik. Ve bildiğim kadarıyla her otobüs farklı yerlere götürüldü. Hani benim geldiğim yer Gölbaşı, Ankara Üniversitesi'nin KYK yurduna getirildim. Buraya geldikten sonra da ilk girdiğimizde bir kağıtlar imzalamamız gerekiyordu. Hani 14 gün boyunca burada tutulacağımıza dair yemeklerin veya öğünlerin, onun dışında sağlık testlerinin nasıl olacağına dair. Ondan sonra
Geldiğinde zaten bir sonraki günün kahvaltısı hazır duruyordu odamda. Günde 3 öğün yemek veriliyor. Gayet iyi yemekler. Yeteri kadar veriliyor yani. Günde 2 litre su veriliyor. Gayet iyi bakılıyor insanlara burada. Günlük ateş ölçülüyor. Ve geldiğimiz ilk gün şey yapıldı. Korona testi yapıldı bize. Ve sonuçlarına göre pozitif çıkanları hastanelere götüreceklerini söylediler. Negatif çıkanların da burada 14 gün boyunca kontrol sürecinde devam edeceklerini söylediler. Şu anlık böyle durum. 14 gün boyunca daha buradayız. Karantinamız başlamış bulunmakta yani. En iyi şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Dikkat ediyoruz sağlık önlemlerine veya işte odayı temizliyoruz, bol bol havalandırıyoruz odaları. Koridorlara falan çıkmak ihtiyacın olmadığı sürece hani koridorlara çıkmanı istemiyorlar. Odanda kalmanı istiyorlar. Burada bir sürü farklı kişiyle birlikte kalıyorum tabii ki aynı uçaktan. Durumlar şu an için böyle. Karantina 14 gün karantinam başlamış bulunmakta. En kısa sürede bir sıkıntı çıkmadan hani ailemin yanına dönmeyi umuyorum ve herkese sağlıklı bir şekilde atlatmayı diliyorum bu dönemi. İyi günler.